arkadaşlar, benim tarif dünyama hoş geldiniz. Bugün çok güzel sirkeli, tuzlu bir çörek yaptık. İçinde mavi haşhaşı, sirkesiyle gevrek, şahane bir beş çayı çöreği. Bir tane böleyim böyle. Görmenizi istiyorum. Çok gevrek. Aynen böyle. Çok güzel oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Buyurun tarifine geçebiliriz. Evet, sirkeli tuzlu çöreğimizi hazırlıyoruz, hamurunu. Bir yumurtamın beyazını içine aldım, sarısını üstüne ayırdım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şekerim var. Sıvı yağ. Biraz ezeyim ya. Oda sıcaklığında margarinim, önceden bırakmıştım. Evet. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da bırakayım. Şimdi bunu sirkeyle kabartalım. Evet. Bunu çok seviyorum. Böyle kabarması çok harika. Çok hoşuma gidiyor. Hamurla uğraşmayı çok seviyorum zaten. Evet. Şimdi çörek otumuzu, susam. Bir de mavi haşhaşım var. 2 yemek kaşığı. Onu da bırakacağım içine. Şimdi de ununu vereyim. Unu kontrollü vereceğiz. Her zaman pastalarda unu kontrollü verelim. Bir kıvamını toparlaması için bir kaşık, tahta kaşıktan karıştırayım. Evet, hamurumuzu yoğurdum. Güzelce şimdi toparlıyorum. Çok güzel bir hamur oluyor. Bu çörek çok güzel arkadaşlar. Ağızda dağılıyor, sirkeli, çıtır çıtır bir çörek. Deneyin. Çok harika. Çok beğenirsiniz. Deneyin bunu. Şimdi ben bunu yarım saat dolapta bunu dinlendirmeye bırakacağım. Bu biraz dinlenecek. Evet, hamurumuz yarım saat dolapta dinlendi. Şimdi bunu açayım. Çok ince olmayacak bunun hamur. Kalın olacak biraz. Kafi. Şimdi şu aparatla bunları bir şekil vereyim. Bunu bardakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun, illa aparat olması şart değil. Mutfakta çareler tükenmez. Su bardağı da işinizi görür. Evet. Böyle şekillerimiz oldu. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye bunları düzelim. Üstüne de yumurtanın sarısını süreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra fırına vereceğiz bunu. Çok kolay, çok pratik. Misafiriniz geldi mi hemen beş çayına yapabilirsiniz. Çöreklerimiz tamam. Şimdi sarısı, yumurta sarısını
sürecim. Bunu 180 derece fırında pişirmeye bırakacağım. Arkadaşlar fırından fırına fark ediyor. Benim fırınım fanlı. 30 dakikada pişirecek bunu. Yani dediğim gibi fırından fırına fark ediyor. Tam derecesini şimdi söyleyemeyeceğim. Çünkü herkesin fırını farklı pişirebilir.